Neden Dinamo diyoruz? 2 milyondan fazla öğrencinin kullandığı şu ana kadar Dinamo kitaplarının aslında içeriği, sırrı nedir? Gelin beraber inceleyelim. Bir kere bu setlerimiz 10. sınıfta sözel ve sayısal olmak üzere iki tane Dinamo setimiz var. Ve bu setlerimizin içerisinde sözelde edebiyat, tarih, coğrafya ve sayısalda da matematik ve FKB derslerimiz var. Hemen göstermek istiyorum. 10. sınıf derslerimizin tümünü kapsıyor aslında. Coğrafya, aynı zamanda tarih, aynı zamanda Türk Dili Edebiyatı ve 10. sınıf sayısala baktığımız zaman, sayısal dinamo setlerimize baktığımız zaman da hemen şöyle açalım. Dinamo fizik kitabımız var. Aynı zamanda kimya kitabımız var. Aynı zamanda biyoloji ve matematik kitabımız var. Gelin beraber bunun içeriklerini inceleyelim beraber. Şimdi bir kere her kitabımızın arkasında burada kitap analizi kısımlarımız var. Ve kitap analizi kısımlarında başlangıç, temel, orta, zor ve pro olmak üzere kitabın içerisindeki soru analizleri var. Ve bu sorulardan 309 tane başlangıç seviye sorumuz varmış kitabımızın içerisinde. 461 tane temel seviye, 553 tane orta seviye ve 231 tane de zor seviye sorumuz varmış ve bu dağılımla aslında kitabımızın içerisindeki sorular bulunuyor ve bütün kitaplarımızın arkasında da bu şekilde mevcut bu dağılım, aynı zamanda setlerimizin arkasında da bu şekilde mevcut. Mesela işte sayısal setimizin içerisinde toplamda 630, 1411, 1670 ve 648 olmak üzere farklı seviyede sorumuz var diyebiliriz. Peki kitaplarımızın içeriği nasıl ve hangi problemi nasıl çözüyor? Bir kere biliyoruz ki 10. sınıfta çok konumuz var. Ve bu çok konuyla baş edebilmek için ilk başta ne yapıyoruz? Bütün konuların aslında neyini bilmemiz gerekiyor? Temel olan kazanımlarını bilmemiz gerekiyor. Bu kazanımları başa yazdık. Yani MEP kazanımlarını burada birinci ünitede veri sayma ve olasılıkta basit olayların olasılıkları ve olasılıkları bulma metotları şeklinde yazdık. Bu kazanımlara %100 uyumlu ilerliyor bütün kitabımız ve bütün sorular bunlara %100 uyumlu ilerliyor. Peki nasıl ilerliyor? İlk başta rehber soru ve bunun çözümüyle aslında bu konunun alt basamağını, yani toplama yoluyla saymayı bir anlamaya çalışıyoruz. Ardından bununla alakalı 4 tane soruyla bu öğrendiğimiz rehber soru ve çözümün devamını pekiştiriyoruz ve tamamen bununla bağlantılı, toplama yoluyla saymayla bağlantılı. Ardından çarpma yoluyla saymaya bakıyoruz. Ardından çarpma yoluyla saymanın ikinci tip sorusuna bakıyoruz ve her tip soruyu bu şekilde hallederek aslında ne yapıyoruz? 4 tane sorudan oluşan mini testle ve biz buna testra diyoruz. Mono, di, tri, tetradan geliyor aslında Latincedeki 4 rakamını. 1, 2, 3, 4 demek aslında bunlar. Ve dolayısıyla bu 4 soruluk mini testlerle bütün konuları teker teker alt konularıyla öğrenmiş oluyoruz. Ve bu bütün konuları öğrenirken FL kısımlarımız da var. Yani fen lisesine dayanan ve YKS'de birazcık daha zor sorular, sayısal bölümün sorularının geldiği kısımları da burada halledebiliyoruz. Ve bütün bunları yaptıktan sonra tarama testlerimiz geliyor. Tarama testlerimizde öğrendiğimiz bu kazanımların, alt konuların karmasını yapmış oluyoruz. Konumuzun sonunda, ünitemizin sonunda ise hemen şunu göstermek istiyorum. Bir kere tarama testlerimiz her bir alt konumuzun başında var. Ve ardından ünite tekrar testlerimiz, ardından ÖSYM tarzı testlerimiz, ardından ALFL tekrar testlerimiz ve en sonunda da yazılıya hazırlanalım kısımları, yani açık uçlu sorularımız var. Ve her sorumuzun çözümü videolu bir şekilde burada mevcut TATS uygulamasıyla ulaşabiliyoruz. Ve kitaplarımızın her birisinin, yani bütün bu kitaplarımızın bütün sorularına aslında dijitalde de ulaşabiliyoruz. Dijital kitap versiyonları da mevcut. Peki nasıl oluyor? Her kitabımızın burada arkasında kazımalı bir kodumuz var. Kitapların arka iç kapağında nasıl aktive edeceği söyleniyor aslında her kitabın. Ve bu kodu buradaki TATS uygulamamız veya doğru kaynak çalışma modunda aktive ettiğimiz zaman aslında bütün bu sorulara yanımızda taşıyabileceğimiz şekilde dijital kitaplı versiyonuna ulaşabiliyoruz. İstediğimiz zaman çözebiliriz. Bu 6 tane kitaplık, bu 7 tane kitaplık setimize istediğimiz yerden ulaşabiliriz. İstediğimiz zaman çözebiliriz diyebiliyoruz. Ve aynı zamanda bütün bu sorular, burada da belirttiğim gibi binlerce soruya anında cep telefonumuzdan, tabletimizden ulaşabileceğimiz hale getirebiliriz. Ve 10. sınıftaki tüm derslerden başarıdan başarıya koşacağımız bir şekilde çalışıp
en doğru sonuçları elde edebiliriz diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Ama şunu unutmayalım, bütün bu kitaplarımızın hepsine de nereden ulaşabiliyoruz? Setlerimize, sözel ve sayısal setimize Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarına ulaşabiliriz. Ve aynı zamanda Tonguç Mağaza, Tonguç Akademi'nin resmi web sitesi, kitap sitesi, oradan da rahatlıkla bunları elde edebilirsiniz. Aşağıda açıklamada linkini verdim. Bu linke tıklayarak il ve ilçenizi seçip kendinize yakın olan Tonguç kitapçısına da ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım ödüllü soruyu yapın, yorumlara yollayın bakalım.